1907. Kanlı bir suç dalgası Belle Époque Fransa'sını vurdu. İçişleri Bakanı Kaptan Lakaplı George Clemenceau yeni kültürlerle hesaplaşmak için mobil tugayları kurdu. 1912. Tüm Fransa onları başka bir isimle tanır. Ben Başkomiser Fevre, sizin üstünüzüm. Babanız, anneniz, yargıcınızım. Ve gerekirse celladınız olurum. Siz birinci mobil tugay için seçildiniz. Beyler, bu hayatınızın şansı. Siz bu tugayın adamlarısınız. Tek amacı, tek görevi ve tek hedefi devletin güvenliğini sağlamak. En iyi teçhizata sahibiz. En iyi silahlara. Fena değil. Sağ olun komiserim. Genel konsepti, müfettişleri ve komiserleri Fransa'nın en iyileri. Siz Sezgi'ye inanırsınız ve muhbirlerinizin tüyolarına. Beyler, Sezgi hayvanlar içindir. Tüyo da kumarbazlar için. Sizin silahlarınız mantık, antropometri, parmak izi, araba mekaniği, otomatik silahlar, güzel ayakkabılar ve hepsinden önemlisi... Evet, sıradaki. Mükemmel bir ahlak duygusu. Sıradaki. Burada bu tugayın içinde hiç kapanmış dosya yoktur. Sadece çözülmüş dosyaları var. Sıradaki. Tugayın adamları başarıyı sever. Onların çalışmalarında başarısızlığın adı dahi anılmaz. Sıradaki. Düzenbazlara, pezevenklere, anarşistlere ve diğer pisliklere acıyorum. Çünkü onları avlayacak, tek tek yakalayacak, kelepçeleyecek ve ait olduğu yere tıkacaksınız. Hapse. Akşamları evinize döndüğünüzde gurur duyabilirsiniz. Eğer oğlunuz size ne yaptığınızı sorarsa, inanın bana, hela temizliyorum demeniz gerekmeyecek. Yaşasın Tugay. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Fransa. Evet, nasıldım? Muhteşem. Bir saat sonra Ordene sokağı. İki muhafız aracın önünde, bir tane de içeride. O kasada olacak. SGED yazılı deri ciltli bir defter. Ya Pietro? İşim bu.
Rusya'ya yardım ediyorum, Fransa'ya yardım ediyorum, kendime yardım ediyorum. Bir emeklilik planı var mı? Yaşlanınca nasıl idare edeceksin? Ben devletten yılda %8 alırken senin başının çaresine bakman gerekecek, bunu biliyorsun. Patrondan garanti. Bu yüzden ona yağcılık yapıyoruz. Ben işimi dürüstçe yapıyorum. Müdür beni işte bu yüzden seviyor. Aldığımızı bilmelerini istiyorum. Destra! Destra! Yeter! Siz toplayın! İlk araç soygunu. İşte seç örneği. Diğerleriyle birlikte. Merhaba. Adım Aşil Bianchi. Yeni kayıtlardan biriyim. Bu takıma gönderildim. Bianchi ismi nereden? Milanlıyım. Ha, İspanya. Latinleri fazla sevmem. İşte masan. Teşekkür ederim. Söylesene, evde temizlik yapıyor musun? Hayır. Burada haftada iki kez yaparsın. Telefon 3 adet var. Çaldığında cevap ver ve not almayı unutma. Bana değilse tabii ki. Gözleri nasıldı? Nasıldı? Deli gözleri. Tamam, deli gözler de küçük mü, eğik mi, iri mi? Bilmem. Küçük. Belki biraz da eğimli. Küçük ve eğimli. Bak, işte oluyor. Aslında sanırım gözlüğü vardı. Gözlük mü? Evet. Nasıl bir gözlük? Dinle Bianchi. Havalı parmakların olduğunu duydum. Tugay da zaten bir ressamımız olduğuna göre bu durumda raporları senin yazman kariyerine yardım edebilir diye düşündük. Böylece her şeyden haberin olur. Gözlüksüz düşünelim. Onu gözlüksüz hayal edelim. Al, benimkiyle başlayın ısınmak için. Ağzı etli miydi? Dudakları bıyıklı mıydı? Bıyık yok mu? İnce mi? Küçük mü? Evet. İnce. Evet. Evet. Evet, bu gerçekten. Ne ressam ama. Ama bu bir şeye benzemiyor. Doğru. Ama ben ona bir isim koyana kadar beklesen. Raymond Kaimin, lakabı Bey Raymond, Brüksel doğumlu, polis tarafından silahlı soygundan aranıyor. Merhaba tatlım. Bunu nasıl bildin? Herkes biliyor. Hay aksi. Beyler, polis 1-0 önde. Bey Raymond tutuklandı. Tüm ayrıntılar Excelsior'da. Excelsior alın. Bir suç ortağı tutuklandı. Bono hala kaçıyor. Tüm ayrıntılar Excelsior'da. Yararı yok. Raymond olmadan asla deşifre edemeyiz. Tüm ayrıntılar Excelsior'da. Şifreyi sahibine sormamız gerekecek. Bono hala kaçıyor. Kazimir Kayna mı? Ona yaklaşamazsın bile. Peki önerin ne? Avrupa Rusya yayılmasına karşı.
yardım bulmak. Jores milletvekili, ona güvenmem. Aynı zamanda gazeteci ve benim arkadaşım. Yüzyılın skandalı söz konusu olunca basına başvurmalı. Ya deşifre edemezse? Kain'i konuştururuz. Neden bekleyelim? Bunca açıkla fazla hareket edemiyorum. Fazla vaktim yok. Yalnız devam etmen gerek. Böyle söyleme. Duydun mu? Her zaman beraber olacağız. Bono hakkında bir tüyom var. Bianchi? Evet. Lütfen. Aa evet, tuvalete gitmem gerek. Tabii. Affedersin. Affedersin. Özür dilerim. Solda. Teşekkür ederim. Kaybolma. Tamam. Konuş bakalım. İvri'de bir çilingir var. O da kiralıyormuş. Ve duyduğuma göre anarşistleri bedava barındırıyormuş. Basit bir ipucu. Ha, bekle. Anlaşılan tüm kiracılarını tek bir adam için atmış. Dödyon Buton diye bir adam. Bu Ordon Sokağı'ndaki soygunda kullandıkları araba değil mi? Pekala. Beni ekibe ne zaman alacaksınız? Eğlenceli olacak. Göreceğiz. Bir form doldur ve bıyık bırak. Tamam, bitti. Hadi, hadi bakalım. Gidiyorsun, yürü. Hüjol, gitmeyeceğini söyleme. Adamın adı ne? Adı Gozi. Evi de hal popülerdi. Bu akşam bana uğrar mısın? Belki evet, belki hayır. Hadi fırla. Gidiyor muyuz? Hayır. Sen bayana eşlik et. Sonra git ve Ordene sokağında vurulan adamın moralini düzelt. Gerisini acemiyle hallederiz. İspanyolla mı? Ben Milanlıyım. Harika. Git silahını al. Nereye? Kapının arkasından duyamadın mı? İz üstünde miyiz? Bono mu? Öyle evet, hadi. Az önceki genç bayan arkadaşın mı? Liam. O... Pişol'un tanıdıklarından biri. Nişanlılar mı? Öyle evet. Bozulmuş olmalı. Sanmıyorum. Neler olup bittiğini anlatır mısın? Liam'ın Bono konusunda bitiyorsun. Büyük olasılıkla işe yaramaz ama kim bilir. Bono'yu neden Paris polisine bırakmıyorsunuz? Başka dosyalar da var. Çünkü emniyetin cevap vermek istemediği sorular soruyor. Hangi sorular? 4 kişi bir minibüsü profesyoneller gibi soymuş. Ama parayı bırakmışlar. Banka bir şeyin çalınmadığını bildirdi ama kelle başına büyük bir para ödülü kondu. Emniyet 8000 adamını bizden önce çözmek için gönderdi. Kapıyı kullan hadi. Paris polisi açın. Oda mı? Hiç odam yok. Yanlış bilgi vermişler. Ya yukarıda? Yukarıda mı? Orası sadece tavan arası. Siz yukarı hemen bakın. Yukarıda biri mi var? Kimse yok, fareler olmalı. Kimse yok diyorum. Bırak beni.
Anarşistler düzenbazlar gibi değildir. Sessiz ve ayıktırlar. Kadınları dövmezler. Yani sen bunu giyotine göndermez misin? Birincisi, pek giyotin hayranı değilimdir. Onu tanısan ikiye bölmek için acele etmezdim. Dosyasını gördün mü? Eski bir işçi. Tamirci, keskin nişancı, şoför. Orduda 2 yıl. Cesaret madalyası. Gerçekten cesur biriymiş. Bon. Sen kuzinin oraya git. Ha, affedersiniz. Yol verin. Yol verin. Yolu açın. Çekilin. Çekilin. Yani... Elimden bir şey gelmezdi. Çok hızlı oldu. Ne demezsin? Onları hemen çıkaralım. Hayır, sen çık buradan. Tamam komiser. Olay yeri girişe kapatıldı. Bir arama organize edeyim mi? Hayır, gerek yok. Bize ihtiyaçları olmaz. Arabadan takımı getir. Parmak izlerini almaya başlayalım. Tamam. Bak Marcel. Bay Kazimir Kayn'ın portresi. Fotojenik. Evet, öyle. Beyler, biraz hindiba ister misiniz? Hayır, ben istemem, sağ olun. Ben isterim, zevkle. Hindibaya bayılırım. Anlaşılan epey şanslısın dostum ha? Oo. Formda görünüyorsun. Baksana, kafamı karıştıran bir soru var. Neden sen ve neden o sabah? Yani araban neden bu kadar özel? Şey, bilmiyorum. Onlar anarşist. Topluma karşılar. Bay Kayn demişti ki... Aha, Ernest, sakin tamam. Ol. Rahatla. Bunlar aramızda, resmi kayıtlara girmiyor. Çene çalıp hindiba içiyoruz. Bu biraz canlandırır. Öyle mi? Teşekkürler. Pekala. Olay bir perşembe sabahı oldu değil mi? Perşembe günü normal seyrinizde özel bir şey mi oldu? Hayır, o sabah merkezden ayrılıyordum. Teşekkürler. Merkezden ayrılıyordum. Ve bana arada bir ayak işleri yaptıran Bay Kaynar rastladı. Ne tür ayak işleri? Ordene sokağındaki şubede bir kasası var. Oraya onun adına bazı belgeler götürürdüm. Ne tür belgeler? Bir karne, aksesuarlı, deri kaplı bir defter. Teşekkür ederiz. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Hem görülecek bir şey de yok. Tamam. Teşekkür ederiz Ernest. İyice dinlen. Bravo. Hepsi bu mu? Evet. Mükemmeldir. Mükemmel. Ha, durun. Bekleyin. Bir şey daha var. Aptalca gelebilir ama şu adam, yani beni vuran adam bir şey söylemişti. Bistra, hayır.
Bistro. Bistro. Evet. Belki de susamıştı. Ha? Öyle olmalı. Ha. Bono'yu bırakıyor muyuz? Biten zamanı telafi etmek için delikleri iki katı tıkamak gerekecek. Kavga mı ettin? Kes şunu. Bu kadar konuşmamalısın. Belki de senin Lea başka biriyle konuşmuştur. Biz vardığımızda Paris polisi oradaydı. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet, Paris polisi çoktan oradaydı. Bunu mu söyleyecektin? Evet. O zaman söyle. Paris polisi çoktan oradaydı. Hepsi bu mu? Evet. Bütün söyleyeceğim bu mu? Hepsi bu mu diye sordum. Evet. Tekrar et. Hadi. Sana söyle dedim. Tekrar söyle. Lütfen Peugeot. Lea'nın bunu yapmayacağını biliyorsun. Tamam. Peki ev ziyareti nasıl gitti? Bir şey öğrendik. Kabi'yi vuran şu adam kesinlikle çeteden biri. Evet, sonra? Kabi onu konuşurken duymuş. Garip bir şey söylemiş. Bistro gibi. Bistro. Belki bir anlamı vardır ha? O halde onu yakalayınca sormayı unutmayız. Bekle, bitmedi. Bono, SGE'de patronu Kazimir Kayna ait deri kaplı bir defteri çalmış. Bono'nun yakalanması için para teklif eden de aynı kişi. Belki de Bay Kayna bir iki soru sormamız gerekiyordur. Kazimir Kayn bir züppe. Patronun onayına ihtiyacım var. Hayır. Mermiyi çıkardım. Bakıma ihtiyacı olacak ama onu burada tutamam. Üzgünüm. Garnier seni almaya gelecek. Yeni bir saklanma yeri buldu. Şifre. Başaracağız, söz veriyorum. Başaracağız. Başaracağız. Gidip Jores'i göreceğim. Hadi beyler, Terrason Jacquemin 100 yılın karşılaşması. Terrason 30 frank hakem tarafından durduruldu. Terrason 65 frank sayı. 65. Sen kaç koyuyorsun genç adam? Yönetmenlik bahsi tamamen yasaklıyor. Yönetmenlik mi? Yönetmenlik mi var? Bahsini Jacquemin üzerine oyna emniyetten. Jacquemin iyi bir adamdır. Harika zamanlama, gel böyle. Çağır yeter, koşarak gelirim. Yeni elbisemi gördün mü? Büyüleyici, emniyetten hediye değil mi? Onlara çalıştığına göre sanırım karşılığında küçük bir hediye vermişlerdir. Onlara söylemedim. Bono'yu tesadüfen mi buldular? Rijol, yemin ederim onlarla konuşmadım. Bir sürtüğün yemini mi? Ne olmuş yani? Ben de bunu sevdiğini sanıyordum. Hı? Yeteneklerimi. Çok klas. Sana güveniyorum. Bunu sakın bozma bebeğim. Hadi beyler, bahisler. Terrason Jacquemin. Geodan 50 frank. Geodan 50 oraya frank, buraya Terrason. Değil. İşine hadi bak. Beyler, Terrason. Hazır mısın ha? Karşı. Emin misin? Destekleyen yok mu? Hadi bakalım. Terrason, evet. Hadi. Herkül de Rodez, hadi beyler. Terrason, hadi 30 frank. Terrason, devam et. Oho. Evlat, sen bir sporcusun, apaçi değil. Yumruklarımdan korktun mu yoksa? Hayır. Sana bir geçiş göstereyim mi? Ha, sorun değil. Hadi gel. Komiser Valente. Lanet olsun, daha fazla bahse girmeliydim. Ya da paranı biriktirmeliydim. Tamam, hazır mıyız? Başla. Hadi.
Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Eğer son kazanırsa yeni bir elbise. Hadi ayaklarını kullan. Dans et. Müdürle konuştum. Sana önemli bir görev verecek. Bono'dan daha mı önemli? Hayır, Bono'yu unut, onu polis halleder. Evet, tabii. Onu yenebilirsin, onu yenebilirsin, tamam mı? Kendine güven. Hadi bitir işini. Çar ikinci Nikola'nın kuzeni Prens Bolkonski yarın Paris'e geliyor. Bu durumda... Biliyorum. Paris, Moskova ve Londra arasında askeri bir anlaşma. Üçlü zirve. Haberim var. Basından okudum. Anlaşma Mayıs'ın 12'sinde imzalanacak. Tabii senin de haberdar olduğun bir etkinlikle beraber. Korkunç Ivan operası. Kesinlikle. Beyler. Başla. Özür dilerim Bay Ferd ama bu bizi gerçekten ilgilendiriyor mu? Polis şefi bunun seni ilgilendirdiğine karar verdi. Devletin güvenliği için çalışıyorsun Valentin. Bunu sakın aklından çıkarma. Biliyorum. Operada güvenliği denetlemekle görevlendirileceksin. Yarın akşam Prens'i Rus elçiliğinde karşılayacaksın. Umarım takım elbisen vardır. Yemeğe davet edildim. Neden siz değil? Patron sana büyük bir iyilik yaptı. Vazimir Kain, operanın temel destekçilerinden biri... Orada olacak. Teşekkür ederim. Terbiyeli olacağına söz ver. Yüzümü kara çıkarma. Diplomatik davran. Tabii olur. Marcel! Baba! Marcel! Bir, iki, üç, dört, beş, altı... 7, 8, 9, 10 knockout. Kazanan Paris polisinden Jacquemin. Elbisem ne olacak? Parmaklara dikkat. Daha yumuşak. Muchas gracias. Günaydın. Ne bu kağıt? Son rapor. Rapor zaten içinde. Tamam. İşin bir parçası. Numaralanmadı mı? Hayır. Kasten mi? Evet. O zaman kasten numarala. Tamam. Rus bonoları mı? Emekliliğe hazırlık mı? Ben Rusya'ya, Fransa'ya ve kendime yatırım yapıyorum. Haklısın çünkü senin için kavga bitti. Kendini de bizi de mahvediyorsun bu yüzden. Uğursuz uğursuz konuşma. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Boşluktayım. Kendimi kötü hissediyorum. Yaşlılıktandır. Yatırım yapmak mı istiyorsun? Eminim bunu bilmiyorsundur. Hayır, yasa dışı mı satıyorsun? Bu bir polis arkadaşımın icadı, Albert. Barış bekçisi. Bunlara kelepçe diyor. Yakında bunların yaygınlaşacağını söylüyor. Şu şekilde bileğe konuyor ve kapanıyor. Otomatik. Açmak için anahtar gerekli. Çok pratik. Bunlar kelepçe. Evet, kelepçe. Çabuk ve kolay. Bu uç sağlam bir şeye mi tutturuluyor? Öyle olması gerek. Evet. Hı-hı. Mesela buraya. Ha? Sonra kapatıyorsun. İşte bu. Dosyan bitince seni serbest bırakırım. Kötü bir icat değil. Büyücü oğlu. Seni serse. Terason seni budala. Evet. Terason, Bianchi, merkeze gidin. Rus elçiliğinde çalışanların dosyalarını istiyorum. Artı operasyonun iç planını. Prens ve elçinin yerlerini. Bir gününüz var. Bianchi, acele et. Evet ama... Yeni icadı tamamen dikkatini dağıtmış. Bu ne? Kelepçe. Kepçe mi? Hayır, kelepçe.
Aa, hayır, bu karımın bir hediyesi. Karının bir hediyesi mi? Yararlı bir hediye. İşte çocuk oyuncağı. Pekal, bu gece elçilikte görüşürüz. Bak dostum, arkadaşının icadı tam bir saçmalık. Hayır, kilit üzerinde çalışmak gerek ama bence iyi bir fikir. Kullanması kolay. Kelepçe. Dikkatli olun. Gözünüzü açık tutun. Davetiyelere dikkat. Dikkat edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Davetiyelere dikkat. Sırayı koruyun lütfen, lütfen. Geri çekilin, geri. Lütfen geri çekilin, lütfen. Aşil, yavaş ol, abartma. Ama sakin ol dedim sana. Hey, kaç kişiler? Moskova'da kimse kalmadı herhalde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anladın mı? Ben paketi alınca sırayı zor veriyor. Hadi ben size yetişirim. Rast geliyor. Dikkatli olun. Tamam. Aşkına izin vermeyin. Aşkına izin vermeyin. Kontrol et. Aşkınlık yapmalarına izin verme. Kontrol et. Selans, Paris'e hoş geldiniz. Ben Komiser Valentin, sizin güvenliğinizden sorumluyum. Marcel, lütfen, lütfen. Tutun şunları. Dikkat, bomba! Bu da ne böyle? Hiçbir şeye dokunmayın. Gidip Bertion'u getireyim. Tamam, dağılın, boşaltın burayı, hadi. Hemen bunu yapanı buldum. Bu küçük olay için özür dilerim ekselans. Yanke! Köşeye hoş geldiniz komiser. Dağıtın şunları! Yanke! Tamam Bianchi! Durdurun onu! Tamam, kapatın. Sırayı koruyoruz. Bu köpek başının anlamı ne? Ben nereden bileyim? Bayanlar ve baylar, burada bulunan dostlarım, Başkan Poincaré'ye bir alkış lütfen. Ve Sir Louis Halimot'a ve Korkunç Ivan'ın sponsoru Kazimir Kayna güçlü bir alkış. Komiser Valentin.
Bu opera yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor ve de birlikte inşa edeceğimiz bir geleceğe. Bu yıl 12 Mayıs'ta Rusya, Büyük Britanya ve Fransa'yı birleştirecek derin dostluğu tarihi bir anlaşmayla, kısacası üçlü ittifakla gerçekleştirmek üzere buluşacağımızı bildirmekten onur duyuyorum. Ve tüm Fransızları yeni devlet borcu yoluyla zengin yapacak bir anlaşma. Biz ne kadar güçlenirsek Almanya o kadar zayıflar. Aferin ahbap. Siz misafirperverliğinizi gösterdiniz. Londra ve Paris'in, Avrupa'nın ve ülkemin pisliklerine barınaklık ettiği bir gerçek. Şu bir gerçek. Çar'ın rakipleriyle başa çıkmakta kendi yöntemleri var. O pislikler dürüst vatandaşlara özgürlük adına dehşet yaşatıyorlar. Hepsi bu. Bence onlar cesur. Bir sembol uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Yapmayın madam. Ekselans, bunlar terörist. Bunu nasıl söylersiniz? Hangi sembol? Köpekler Ivan mitolojisinde simgeler. Teşekkür ederim tatlım. Rus folklorunun komiseri ilgilendirdiğini sanmam. Neden olmasın? Anlaşılan kitleleri büyülüyor. O insanlar aç. Evlerinden uzaktalar. Ellerinde kalmış şeye sarılıyorlar. İnançlara. Bir kurtarıcı, yeni bir Ivan hayal ediyorlar. Ben buradayım hayatım. Karım her zaman protestoya bayılır. Beni herkesi suçlamaktan çekinmeyen bir milletvekiliyle tanıştırdı. Saçma. O ve şu aptal gazetesi. Ben onun tamamen susturulması gerek diyorum. Bay Joris muhteşem biri. Burada operada olmasından onur duyarız. Müzik onun yazılarını değiştirmeyecek. Basın özgürdür. Demokrasi bu değil mi? Biz buna eşitlik deriz. Komiser, onur duydum. Sayın Başkan, baylar, lütfen beni izleyin. Madam. Teşekkür ederim. Bay Kahn, bunu ve adamları sizden ne çaldılar? Anlamadım. Bir defter için onca para ödülü, hem de deri kaplı. İçinde ne vardı? Siz delisiniz. Bunu üstlerinize bildireceğim. Bundan emin olun. Evet, tabii. Yeni dostlar mı ediniyorsunuz? Siz de benim kadar istiyor gibisiniz. Hocamın sekreteri opera detaylarını gözden geçirmek için sizi bekliyor. İşte 12 Mayıs gecesi ekselans için yapılacak davetin protokolü. Bistra. Ne dediniz? Bizi yalnız bırakmasını. Hayır, söylediğiniz son sözcük. Bistra, çabuk demek, ne oldu? Yok bir şey. Rus tarihiyle ilgileniyorum. Köpek başları, opera. Kişisel merak mı? Kısmen. Bir şey sorabilir miyim? Size engel olamam. Ne zamandır evlisiniz? 5 yıldır. Birlikte geçen zamanı sayarsanız ancak 3 yıl. Çok seyahat ederiz, operaları sahneliyorum. Sahi mi? Şaşırdınız mı? Biraz. Özür dilerim ama ya kocanız? Kendi projesi üzerinde çalışıyorum. Avrupa'daki Ruslara yardım etmek. Biri bunu onlara söylemeli. Komiser, göreviniz kocamdan hoşlanmak değil, sadece onu gece boyunca korumak. Ben işimi yaparım. Büyük amaçlar sizin olsun. Çünkü bu sizi ilgilendirmiyor mu? Ben bir memurum. Politika yapmam. Komiser, adamlarınız sizi istiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ortamı bozduğum için özür dilerim ama polis büyük bir operasyon başlattı. Bono Choisy-le-Roi'daymış. Tamam. Marcel, Aşil'le görevi devralın. Prens'ten ayrılmayın. Özellikle bu gece olanlardan sonra. Tamam, anladım. Aptal değiliz. Burada mı kalıyoruz? Ne yapmamızı istiyorsun? Patron o. Sıcak bir ortam. Velotiye.
Asas Doren'i istilaya mı hazırlanıyorsun? Bono'nun izini sürüyoruz. İşte bu iyi fikir. Bizi varlığınızla onurlandırdığınıza göre durumu biliyor olmalısınız. Burada ne işiniz var? Unutmayın efendim. Paris Şuazi'ye kadar uzanmıyor. Adamlarınız benim bölgemde. Bu iş en tepeden halledilecek. Basın bir saat sonra burada olur. Onların önünde bir bölge savaşı ister misiniz? Ortak bir operasyon daha iyi görünür. Tabii ki sizin denetiminiz altında. Ona üç adam ve çenesini kapatacak bir bölge verin. Ben kendi bölgemde kalsam daha iyi. Affedersiniz. Kapris de neyin nesi? Sence bir şoför neyi tercih eder? Arabaları. Hı hı. Ya tamirci? Tamirhaneyi. Efendi lütfen. Evet. Gilbert! Gilbert! Pujol, vuruldun mu? Ben iyiyim. Vurun onu, vurun. Duvarın arkasına. Dur, tamam. Aptallık etme, beni izle. Tamam. Ne böyle? Ne demek ne? Soylular gösteriye katılmak istediler. Ne yapacaktım? Tutuklasa mıydım? Gösteri mi? Hangi gösteri? Bravo. Mükemmel. Hemen. Jül! Ateşi kesin! Ateşi kesin dedim! Ateş etmeyin! Jül! Kendini şehit mi sandın? Bir sıçan gibi öleceksin Bono. Çık hadi! Şimdi! Son şansın.
Valentin! Marcel, biraz dinamit bul. Aşil, iki adam al ve git şu arabayı getir. Bizi korur musun? Yardım edin! Arabayı itmeme yardım edin! Dinamit var mı? Evet. Bekleme, git getir. Hadi itin, hadi! Ben ünlü biriyim. Adım tüm dünyada çok iyi bilinir. Ve ünüm fark edilmek için bu kadar çok uğraşanları kıskançlıkla kendilerinden geçiriyor olmalı. Çok şey istemedim. Sadece onunla ay ışığında Ron kıyılarında yürümek istedim. Hep böyle bir mutluluğu hayal etmiştim ama her defasında elimden alındı. Ateş serbest! Yaşamaya hakkım var. Anlamsız ve suçlu toplumunuz bunu engellemek istiyorsa onun adına çok yazın. Sizin adınıza da. Aşil! 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 Kıpırdama, orada kal. Hadi. Hadi. Oh, evlat. Uyan. İyi misin? Ha? Hadi, cesaretini topla. Kıpırdama, burada kal, tamam mı? Valentin! Benim. Geliyorum. İstiyordum. Thank you.
Kendine gel. Sakinleş biraz. Böyle kendini bırakırsan Bono boşuna ölmüş olur. Ben Kain'la ilgilenirim. Bunu yaparsan Jores öğrenir. Şifreyi nasıl aldığımı anlar ve yayınlamayı reddeder, biliyorsun. Ne demek bu? Şimdi harekete geçmeli, hemen şimdi. Dolaplarından sıkıldım artık, küçük hayallerinden de. Kocam gösterinin başından beri çok ihtiyatlı davrandı. Onun iyice korkmasını istiyorum. Kimlikleri kontrol edin. Her yere bakın. Ekselans, bir dakikanızı alabilir miyim? Başka zaman. 18 numarayı baştan alalım. Ah evlat, şuna bak. Bizden söz ediyor. Ne berbat bir iş değil mi? Bay Telefon, size teşekkür etmek istiyorum. Ha evet, artık aileden birisin. Diğer çocuklar gibi bir bıyığın var. Lanet olsun. Hey Bianchi, artık Marcel diyebilirsin. O halde Bay Marcel diyorum. Dün sabah elçilik yakınlarında ölmüş bir Rus bulduk. Boğmuşlar. Kocanızın güvenliği söz konusu. Sizin için önemli sanıyordum. Siz devam edin. Kağıda sarılı bir köpek başı. Bunun Ivan efsanesiyle bir ilgisi var mı? Ivan köpek başlarını boyarlara gözdağı vermekte kullanırdı. Soylulara. Taç giymesinden hemen önce her birine bir köpek başı göndererek uyarırdı. Onlara ne anlatmak isterdi? Birer köpek olduklarını ve sırada kendi kellelerinin olacağını. Ve bu sizin milli kahramanınız. Ivan acımasızdı çünkü dönemi acımasızdı. 14. Louis ya da Napolyon'a ne dersiniz? Çok güçlüydüler bence. Sonuçta siz demokratsınız. Öyle evet. Rusya'nın o dönemde nasıl olduğunu hayal edersiniz. Halkın hiçbir şeyi yoktu. Boyarlarınsa her şeyi vardı. Ivan bunu değiştirdi. İlk başarısı boyarların topraklarını bölmek oldu. Bir ordu kurdu ve tarihte ilk kez bütün Rusya'yı birleştirdi. 20 yıllık barış. Ruslar böylesini hiç görmemişti. Ya boyarlar? Diri diri yakılmalarını emretti. Çar alevler içinde taç giydi ve korkunç ya da büyük Ivan Grozny oldu. Rusça'da iki sözcük de aynıdır. Siyahlı adamlar Ivan'ın gizli yardımcıları. Oprichnina. Rusça'da ihtiyat demek. Ne yapıyor? Sizinle aynı şey. Devletin güvenliğini sağlıyorlar. Ivan yaşayan bir tanrı oluyor ve halk silik bir anı. Her yerde ihanet görüyor. En küçük kuşku hapishane ya da ölüm demek. Tarih tekerrür ediyor.
Sokakta gördüğüm Ruslar yoksullar. Kazimir Kain ya da kocanız gibiler yeni boyarlar müttefiklerini satmak için operayı kullanıyorlar. Benim kocam ticari bir temsilci değil komiser. Sattığı şey savaşsız gelecek. İvan gibi mi? Bono'yu katlettiklerinde çok iyi sürü liderliği yaptınız. Bu size ne hissettirdi? Görevimi yaptım. Hepsi bu. Hepsi bu. Sizi gösteriye ben davet etmedim. Bono öldü. Dosya kapandı. Herkes mutlu. İşler devam ediyor. Onu sadece sahibi deşifre edebilir. Ben zaten hiçbir şey yayınlamıyorum. Ama içindekileri biliyorsunuz. Biliyorum çünkü siz söylediniz. Bu bir şeyi kanıtlamaz. Size bu şansı verebilmek için insanlar öldü. Bir şey yapmayacak mısınız? Sorunum da bu. Bu başka biri olsaydı çoktan polise giderdim. Bir anarşist eline bir silah alıyor, ona suçlu diyorsunuz. Ama bir başkası bürosunu terk etmeden milyarlar çalıyor, bir şey yapmıyorsunuz. Beni rahatsız eden yöntemleriniz Kostans. Sizi aşağıladıklarınızın seviyesine indiriyor. Ahlak dersi mi veriyorsunuz? O halde Rusya'ya gidin Bay Jaurès. Açlıktan ölenleri, çok konuştukları için işkence edilenleri görün. Şiddetin çözümü olmadığını anlatın onlara. Katlanmaları gerektiğini ama yararlanmamalarını söyleyin. Hayatımı kan gibi adamlarla mücadele ederek geçirdim. Ve devam edeceğim. Sizinle ya da sizsiz. İlkelerinizin arkasına saklanıyorsunuz. Ama aslında korkuyorsunuz. Değerli gazetenizi ve parlamento koltuğunuzu kaybetmekten. Böyle algılamana çok üzüldüm. Ya polis Kain'i tutuklasaydı? Ona her şeyi itiraf ettirselerdi? Gazetemiz işini yapardı. Anarşist Bono'nun sığınağı. Güzel bir iş yapıyorsunuz komiser. Ne istiyorsunuz? Sizce Bono dosyasını kim kapattı? Polis şefi. Kendi çıkarı için mi? Hayır. Arkadaşlarımızdan biri için. Kazimir Kain için mi? Size onu alt etme fırsatı versem nereye kadar giderdiniz? Yasal sınıra kadar. Üzüldüm. Tamam. Biraz daha ileri giderdim diyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bir hesap defteri. Bono onu Kain'den çaldı. Öyle mi? Ve size hediye olarak mı verdi? Jules Bono sevgilimdi. Bono'nunkilerin yanında farklı parmak izleri bulduk. Bir yatağın üzerinde. Aldığınız riskin farkında mısınız? Hırsızlık. Suç nitelikli komplo. Ulusal güvenliği tehdit. Ve benden koruma istiyorsunuz. Hayır. Bu defterin sahibini tutuklamanızı ve içeriğini itiraf etmesini sağlamanızı istiyorum. Yani? Rus bonolarının politikacılar ve hilekarlar tarafından iç edildiğini.
Buna kocan da dahil mi? O liderleri. Tam olarak anlayamadım. Prens'e yardım ettiğinizi sanıyordum. Üçlü ittifak. İvan operası. Savaşsız gelecek. Tüm bunlar numara mı? Sistem içeriden yok edilir. Bu dolandırıcılar arasında bir anlaşma. Amaç Rus kanını Fransız parasıyla satın almak. Borçlar bunun dışında bir şeye hizmet etmiyor. İstiyorsan tutukla beni. Sonra defteri kayna geri verirsin. Minnettar kalacaktır. Defterin ona ait olduğunu bile kanıtlayamam. Sen polis değil misin? Elinde kanıt olmadığında ne yaparsın? Prensin karısı mı? Marcel, birine söylersek o ölür. Bu defteri ne yapıyoruz? Sahibine geri vereceğiz. Bak bu hiç hoşuma gitmiyor. O halde sen operayla ilgilen. Neden? Çünkü sana hayranım. Şey yolunda tatlım. Kazimir Kain, bizimle gelin. Şaka mı bu? Ceza yasasının 416. maddesinin C fıkrası. Zimmete para geçirme. Bu Versailles savcısından mal varlığınıza el koymama izin veren yazılı bir emir. Tamamen yasalara uygun. Buna cesaret edemezsiniz. Lütfen gidin. En azından sizi sorguya almama izin veriyor. Aha. Bayan Amelie, ofis sizin. Sistemli ve düzenli olalım baylar. Burayı boşaltın, çabuk olun. İnanın buna pişman olacaksınız. Bayan, bunun aynı defter olduğuna emin misiniz? Sizden çok kesin bir cevap vermenizi istiyorum. Evet müfettiş, hesaplarını bu defterde tutuyor. Emin misiniz? Evet. Onları zimmetine geçirdiğini itiraf ettim. Dediğim gibi sayın yargıç bu konuda böbürleniyordu. Tüm parasını bu defterde hesaplamanın çok daha... Kadın şokta. Ama domuz herif paramı ödemezdi. Hoş değil. Yeminli ifade vermeye hazır mısınız? Elbette. Adalete hizmet etmek istiyorum. Beyler. Gidelim. O tanrım. Onu daha ne kadar tutacaksınız? Yargıç sürekli arıyor. Ülkenin yarısı daha şimdiden onu arıyor. İsimleri yazın, yardım olur. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır asla. Bu gece çalışma, Mart'ta sabah. Evet tamam tamam. Dediğimi yap. Aa Pujol. Evet efendim. Bana tanının şey olduğunu söyleme. Evet şey. O tanrım. Klasik bir şifreleme sistemi. Bir kitap seç... Bir satırını al ve şifre anahtarı olarak kullan. Kitap ve satır varsa şifre sende demektir. Onsuz bütün adları çözmek yıllar sürebilir. Kesin olan şey zimmete geçirilmiş miktar. Milyarlar. Bu bir soygun. 15 milyon tasarrufçunun devlet bonoları. Marcel'e söyleyecek misin? İyi. Mahvolduğunu... Aa, demek saklandığın yer burası. Hayır, saklanmıyorum. Şaka yapıyordum canım. Korkunç Ivan. Aa, bu arada karının bir bebek beklediğini duydum, doğru mu? Çok güzel ama unutma, artık sorumluluklarım var. Bana bak, kızlarım için bir kenara para koyarım ben. En büyüğünün bu sayede koca bir drahoması olacak. Bu kadar da değil, devlet bonoları da var. Bay Tereson. Marcel. Evet Marcel. Bir sorun mu var? Hayır sadece karım yakında doğuracağı için. Tamam sorun değil. Git öğleden sonra izin yap. Git eşinle baş başa kal. Teşekkür ederim Marcel. İzninizle çalışabilir miyiz lütfen?
Aa, affedersiniz. Özür dileriz. Korkunç çıvandı değil mi? Şunu gördünüz mü? Bu bir podograf. Bir Amerikalı bana satmaya çalışıyor. Çok yaşa. Ha, sağ ol. Bunu bir zanlının büyük parmağına koyarsan, yalan söylüyorsa hemen anlaşılırmış. Ayaklar tarafından açığa çıkarılan beyin. Daha çok sürecek mi? Kromatik analiz çok daha fazla zaman alır. Müfettiş Tereson. Oo. Aşil Bianchi için acil telefon. Ben bakarım. Teşekkür ederim. Alo. Ben müfettiş Tereson, 1. Mobil Tugay. Evet, sizi dinliyorum. Alo. Alo. Alo hanımefendi. Ben 1. Mobil Tugay'dan müfettiş Tereson. Şu son telefon nereden edildi acaba? Emniyetten mi? Emin misiniz? Seni pis aşağılık. Pervitin mi? Tin. Pervitin. Bir ağrı kesici. Sadece enjeksiyonla yapılır. F kategorisi. Az bulunur. Pahalı ve bağımlılık yapıcı. İğrenç bir şey. Reçete gerekiyor mu? Evet. Merkez eczaneye bir bakayım. Onlar tüm F kategorisi ürünleri kaydeder. Teşekkür ederim. Aa, bayım, aramızda kalsın. Kimseye tek kelime etmek yok. Beni ne sandınız? Merhaba Aşil. Sevgili güzel karın nasıl? Umarım iyidir. Çok iyi efendim. Bu hafta doğum yapmasını bekliyoruz. Aa, tebrikler. Son zamanlarda beni biraz ihmal etmiyor musun? Asla. Bütün gün operadaydım efendim. Garip. Meslektaşların Bay Kayn'ı çalışanların önünde tutukladı. Nedenini bilmiyor musun? Ellerinde nasıl bir ipucu olabilir biliyor musun? Bilmiyorum. Onlar bana her şeyi anlatmıyor efendim. Ama söz veriyorum, öğreneceğim. Şimdi izin verirseniz gitmeliyim. Karım endişelenmiş olmalı. Bırak beklesin fahişe. Bu kadar kolay çıkmayı mı umuyorsun? Benden tek kelime dersem karın doğumu emniyetin hücresinde yapar. Adamlarının onunla işleri bitene kadar da bekle. Ben Fransa'nın en güçlü memuruyum. Öyleyim ve hep öyle kalacağım. Bana numara yaparsan aileni sınır dışı ederim. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Güzel. Valentin Kayn hakkında ne biliyor? Aileni düşün. Başlarına gelebilecekleri unutma. Kayn'ın hesap defteri onda. Nereden bulmuş? Bunu bilmiyorum. Ona kim vermiş? Bilmiyorum. Kim? Lea. Lea diye biri. Pijol'un fahişesi mi? Ona ne yapacaksınız? Evlat. Kamu hizmetinin neler gerektirdiğini bir gün anlayacaksın. Bilmiyorum. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. 100 kere söyledim. O defter benim değil. Bu bir tezgah. Biraz su istiyorum lütfen. Bana su verin. Avukatımı görmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Cevap versenize! Pietro verin. Emniyet onu serbest bıraktırır. Acele etsinler. Kayn her anlamda çok kaliteli ama sadık değildir. İmzaladıktan sonra onun yerine birini bulmamız gerekecek. Kayn'ı serbest bırakacaklar. Onu konuşturmak sana kaldı. Bu olamaz. Arkadaşlarım beni burada bırakamazlar. Arkadaşların hakkında konuşalım. İsimlerini normal yazamaz mıydın? Herkes gibi.
Neden şifre kullandın? Rüşvetle elde ettiğin herkesin adını vereceksin. Tek çıkış yolun bu. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Anlamadığın ne? Anlamadığın ne? Ruslara verilen borcun kötüye kullanılmasından söz ediyorum Kazimir. Fransızlar sana birikimlerini veriyor ama Ruslar tek kuruş bile görmüyor. Dostların için refah kaynağı. Podesta 10 yılı gözünün önüne getir Kazimir. Güneşsiz. Senin gibi güzel yüzlü bir çocuk için herkes deli olacaktır. Konuşmazsan sana yardım edemez ve koruyamayız. Herkesin yerine sen ödersin. Sen. Anlıyor musun? Sen. Tüm suçu sen üstlenirsin. İyi düşün. Yazık. Yazık oldu. Çünkü tüm tezgahın senin fikrin olmadığını biliyoruz. Sen emirlere uydun. Emirlere uydun değil mi? Değil mi? Evet. Kesinlikle. Sadece emirlere uydum. Sadece ben değilim. Fransa'daki her banka aynı şeyi yapıyor. Credit Lyonnais'e bakın ve Rusya'dakileri. Fonları cebe indiren Prens Bolkonski mi? Bize şifreyi ver. Şifreyi ver. Kazimir dostum serbest. Doktor çağırmamı ister misin? İşte salıverme emri. Adamlarım tüm eşyalarının iadesini sağlayacak. Bu kağıtlara dokunamazsınız. Lütfen bayım, onlar polisin malıdır. Obe Tugay! Jol! Arkadaşın güzelmiş. Lea değil mi? Komiser, Kazimir Kain Ruslara verilen borçları çalıyor. Devlet bonolarını. Ciddi misin? İşte kanıtı. Emniyet her an onu geri talep edebilir. Patronu arayın lütfen. Bülonuz güzelmiş. Lütfen. Demek bu defteri Kain'in evinde buldunuz. Evet, bir tanığım var. İfadesini geri çekti. Halk birinci mobil Tugay'ın masum insanları tuzağa düşürmek için fahişeleri kullandığını öğrenirse ne olur dersiniz? Bayan Ameli. Ulusal polis merkezini arayın. Polis şefi Enyo'nun ofisini. Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz. Patron sizi bekliyor. Onu bizzat siz teslim edin. Çabuk Teresson'u çağır. Anlaşıldı komiserim. Teşekkür ederim. Beyler, patron bir kelle istiyor. Bu Pujol olacak. Tugay aşırı davranışları kabul edemez. Pujol benim emirlerime uydu. Teresson. Valentin'in yerini alacaksın. Opera güvenliği artık sana ait. Dikkat et. Tek fiyasko bile herkesi bitirir. Kapı. Beni rahatsız etmeyin.
affedersiniz. Lütfen. Yatıştırıcı verdim. Daha fazlasına ihtiyacı olacak. Hem de çok. Ya yüzü? Vitriol kalıcı iz bırakır. Çok üzgünüm. Hayır, hayır. Teşekkür ederim ama hayır. Al şu parayı. Ben onu almaya gelene kadar yanında kal. Anladın mı? Bana ısrar ettirme. Hayır, ofisin sürekli emniyetten telefon aldığını inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. O bir köstebek. Bana ihanet etti. Onunla yiyeceğimi, ülkemin kanını paylaştım ben. Onu yakalayınca sadakatin ne demek olduğunu göstereceğim sizlere. Sakin ol. Onunla sonra ilgileniriz. Şu an yalnızsın ve tek patron sensin. Evet, bu bir şaka olmadı. Asla inanmam. Seni tanırım. Bunu kabullenmezsin. Yapma. Ne yapmamı istiyorsun? Onlar kazandı. Zaten midem bulanıyor. Saçmalamayı kes git uyu. Gece çok şeye gebe. Teşekkür ederim. Güven bana. İyi akşamlar komiser. Artık komiser değilim. Kain'i duydum ama seni değil. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Neden? Kaybettim. Üzgün olması gereken benim. Şimdi ne yapacaksın? Enyon'a gidip her şeyi anlatacağım. Ben dahil miyim? O emniyet müdürü. Onu anlatmadığımı hemen anlar. Beni ihbar etmene izin veremem. Şimdi olmaz. Prensin karısı anarşistlerle yatıyor. Koalisyonu batırmanın en iyi yolu bu değil mi? Sana inanmazlar. O halde neden korkuyorsun? Bana bir şans ver. 24 saat Kain'i konuşturup şifreyi alayım. Öyle mi? Nasıl? Bono öldü. Benim işim bitti. Elinde kim kaldı? Ateş et. Ne bekliyorsun? Artık sana bir faydam yok. Bir adam daha öldürmen neyi değiştirir ki? Amaçların uğruna yap. Nasıl hissediyorsun? He? Nasıl hissediyorsun? Bu bir şey değiştirmeyecek. Bono'nun suç ortağı Rus. Onun hakkında ne biliyorsun? Onu hiç görmedim. Bono onu sevmezdi, fanatik görürdü. Raymond'a sor. Kain'i nasıl konuşturacaksın? Ona gerçeği anlatacağım.
Kocamın onu öldürtmek istediğini, onu benim koruyabileceğimi. Bana inanacaktır. Ben prensin karısıyım. Prens bu denli nefret etmeni sağlayacak ne yaptı sana? Beni kendine inandırdı. Güzel sözleri ve barış nutuklarıyla. Gözlerimi açtığım güne kadar gerçekte kim olduğunu ve ne yaptığını fark ettiğim güne kadar onu öldürmeyi hayal ettim. Onu ve bütün köpeklerini. Gerçekten ne olduklarını dünyanın bilmesi gerekiyor. Onların da yargılanmalarını istiyorum. Anlaşma için yarın orada olacaklar. Ben de ilk locada olacağım. Eyon'a gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Sana şans tanıyorum. Constance, ben... Alo. Sakin ol. O kaynın evine gitti. Onu durdurmalısın. Tamam, orada kal. Bir yolla ilgilenirim. Çıkmalıyım. Dikkatli ol. Hiç merak etme. Güzel ev değil mi? Ne yaptın sen Pujol? Ben mi? Ne sanıyorsun? Çok geç kaldım. Gel Kain'i gör. Yatak odasında. Güzel iş. Daha iyisi olamazdı. Baksana parmaklarını birer birer kırmışlar. Onlara her şeyi söylemiştir. Lanet şifre dahil. Köpek başı. Ters saç. Burus'un imzası. O boyarları cezalandıran Ivan'ın bir hayranı. Bono çetesinin son adamı. Yakalamalıyız. Bu senin sorunun. Benim Peltier ile işim var. Beklesin çünkü bana lazımsın. Bir dakikan varsa git Lea'ya merhaba de, hoşuna gider. İyi düşün, Kodeste olursan ona yardım edemezsin. Affedersiniz, Doktor Tampisev lütfen. Geçen hafta 600 mililitre pervitin sipariş eden tek Rus doktorusunuz. Ve şimdi tüm hastalarınızın adlarını istiyorum. Bunu yapamam. Biliyorsunuz tıbbi etik bunu yasaklıyor. Bu çöplük bir anarşist mekanına benziyor. Eğer merkezi haberdar edersen buradaki herkes kendini Sibirya'da bulur. Bakın lütfen. Beni mecbur etmeyin. Adı Piotr. Bir bayan arkadaş ona yardım etmemi istedi. Peki bayan kim? Prenses Bolkonski. Kim? Prenses Bolkonski.
Sana çok yakışmış. Gitgide güzelleşiyorsun. Neredeydin? Ne yaptığımla ilgileniyor musun? Ne zamandır? Arkadaşlarım tutuklanıp sırlarım ortaya çıktığından beri. Neredeydin? Nerede? Yatakta. Komiser Valentin'le. Başta biraz basitti. Ama sonu inanılmazdı. Çok fazla düşmüşsün hayatım. Daha aşağısı olamaz. İçeri gir. Kazimir Kain ölmüş ekselans. Öldürülmüş. Bir opriçnik tarafından. Hemen bulun bana o polisi. Sakıncası var mı? Hücremde pencere yok. Rus'u arıyorum. Çetenin son adamını. Kazimir Kain'i öldürdü. İşte bu çok iyi bir haber. Sizi tekrar gördüğüme sevindim komiser. Düşmanlarımız aynı Reyman. Polis şefi, prens, Kain'in dostları. Benden yardım istemek için buraya gelmen çok komik. Özellikle bir yoldaşı ele vermem için. Bono ile başladığınız işi ben bitireceğim. Hepsini çözerim. İnan bana Rus dostundan daha çok şansım var. Sana neden inanayım? Çünkü Konstans hala serbest. Adı Piotr. Piotr Hernienko. Nerede peki? Yaşıyor. Burada ne yapıyorsun? Ampulleri değiştiriyorum. Işık. Ekselansları rahat görsün diye. Paklon İslovanova Gorada. Baş krasa şoe. At krasa varsa. Özür dilerim.
Marcel, konuşmamız gerek. Marcel'in umurunda değilsin. Oh! Köste be. Bekle, bekle. Gel. Bekle. Gel buraya. Bekle, bekle. Gel. Gel. Bertion'la bir ipucunu takip ettim. Bono'nun adamlarından biri burada. Operada. Orada çalışanlardan biri. Konuşmak mı istiyorsun ha? O halde konuş, pislik. Aa, yapma. Marcel, Marcel dur. Anarşist bir Rus, prensesin arkadaşım. Neden söz ediyorsun? Adı Piotr. Bir pervitin müptelası şu an burada olabilir. Haklı olduğumu düşün bir. Beni yarın kovarsın. Tereson, sensiz imzalayacaklar. İnanmıyorsan Bertion'u ara ve sor. Polise hiçbir şey anlatmadım. Yemin ederim. Tereson, acele et. Tamam öyle olsun. Ama bu bir oyunsa dayaktan fazlasını göreceksin. Anlaşıldı mı? Tamam. Sana söylemiştim. Çok geç artık. Birazdan imzalayacaklar. Jores'e güven. Herkes öğrendiği zaman anlaşmanın hiçbir değeri kalmayacak. Ivan skandaldan asla hoşlanmazdı. O bir deli ve despottu, unutma. Despot. Despot. Halkımı kurtarmak istiyorsun ama dillerini bile konuşamıyor musun? Sen buna vatanperverlik mi diyorsun ha? Bu kadar kolay mı? Ivan amacı uğrunda ölmeye hazırdı. Ben de öyle. Ya sen? Müfettiş Bianchi, birinci mobil Tugay. Bekleyemez misiniz? Aciliyim adam. Aa, excellence. Ne oldu size? Aa, hiç. Benimle eczaneye gelin. Hayır lütfen. Sizinle konuşmam gerekli. Arkadaşlarınızdan biri hakkında. Çok arkadaşım var. Doktor Tampisev'in Pervit'in yazdığı biri. Piotr mu? Meslektaşlarınız onu sorgulamıştı. Onun mesleği ne? Bunu kullanın. Piotr elektrikçidir. Setlere de yardım eder. Konuşmasız rollere çıkar. Uzun zamandır mı tanıyorsunuz? Birkaç aydır. Bizi Doktor Tampisev tanıştırdı. Ha, bu doğru. Çarlık polisi Piotr'u sınır dışı etmeden önce işkence etti. İzin verirseniz imza için bekleniyorum. Ben sizi daha önce görmüştüm. Evet, burada ya da elçiliktedir. Hayır. Bono'nun vurulduğu yerde. Şu an sadece ikimiz varız Bay Jores. Avrupa'nın kaderini değiştirebilecek iki kişi. Gereken her yolla. Söz her şekilde sözdür. Rica ederim alın şunu. Nasıl çözdünüz? Bilmek istemezsiniz. Thank you.
deli olduğumu nereden biliyorsun diye sordu Alice. Böyle olmanız gerek dedi kedi. Yoksa burada olmazdınız. Bankacımın en sevdiği satırlar. Adalete giden yol bazen uzun ve rüzgarlıdır. Marcel! Çabuk. Sorun değil. Prens Valentin'i öldürecek çabuk. Peki Bianchi, o nerede? Sizde ne buldum merak ediyorum. Bunu ona sorun. Operadan sonra kesinlikle sorarım. Karımın hatası herkeste az da olsa iyilik görmesi. Ama sizde değil. Emin misiniz? Kim olduğunuzu biliyorum. Bir avuç para için savaş çıkarmaya hazır bir tüccar. 40 yıl süreyle Fransa ve Prusya savaşa düşledi. Bunu ne ben ne de bir başkası değiştirebilir. Savaşın artık kaçınılmaz olduğu muhakkak ama sorun kimin kazanacağı. İnanın ya da inanmayın ülkenin bana ihtiyacı var. Eğer Rusya borcunu geri ödemezse Fransa ne yapacak? Bizi iflas mı ettireceksiniz? Yani bütün bonolarım havaya mı uçtu? Mahvoldun ihtiyar, bunu bil. 15 yıllık birikimim gitti yani ha? Kayının defterini sana o verdi, öyle değil mi? Kaybettiniz. Şifre kimdi? Yarın herkes kim olduğunu öğrenecek. Jaurès. Şifreler onun için mi? Jaurès artık yalnız. Eğer dilini tutmazsa sesi kesilecek. Ya Constance? Onu da susturacak mısınız? Neden? O benim karım. Merak etmeyin, yakında sizi unutur. Asla Ivan olamayacaksınız. Üçlü ittifak oluşsa da asla yararlanamayacaksınız. Tarihi durduramazsın. Sizinkini durdururum. Elveda komiser. Karım bekliyor. Ölmeden önce acı çekmesini istiyorum. Çok yazık. Aşığın bu gösteriyi kaçıracak. Hiç merak etme. Muafiyetini sağlama aldım. Oh!
kızımın dırı olması için, bu da kendi zevkim için. İyi misin? Evet. Prensin locası nasıl ışıklandırıldı? Ampullerle. Lanet olsun. Bu bir tuzak. Tek düğmeyle her şey havaya uçar. Aman tanrım. Jol. Ana kabloyu bul. Operanın tüm elektriğini kes. Ben Konstans'la ilgilenirim. Ya ben? Sen herkesi dışarı çıkar, hadi. Konstans. Hayır, hayır. İzin verin. Prenses tehlikede. Hayır. Konstans, ampuller. Nefes al. Konstans. Konstans. Duyuyor musun? Dayanmalısın. Konstans. Beni duyuyor musun Konstans? Konstans. Çözün onu. Dakika sonra polis Prens Bolkonski'nin kazayan ölümünü doğrulayacak. Ve siz isyana teşvik, yasa dışı tutuklama ve fiziksel şiddetle suçlanıyorsunuz, yanılıyor muyum? Beni tutuklarsanız iki gün sonra Rus borçları meselesi halkın kulağına gider. Prens kazayla mı öldü göreceğiz. Bir şey daha efendim.
Şifreyi biliyorum. Şartların ne komiser? Aşil Bianchi'nin dul eşi için tam maaş. Marcel Teresson'un yatırımının tazmini. Ve onun kellesi. Şaka mı bu? Hayır. İtiraf etmeliyim ki bunların içinde bir polis şefinin adı komik dururdu. Bu tutukluyla pazarlık etmeye kalkışmayacaksınız değil mi? Hangi tutuklu sevgili müdür? Sevgili komiser, bütün bu olayı açığa çıkarmak için Başkan Poincaré ve benim tarafından seçilmiş bir emniyet görevlisidir. Ve itiraf etmeliyim işini de gayet iyi yapmış. Yani en başından beri... Ne isterseniz sevgili emniyet müdürü? Emeklilik mi, hapishane mi? Farkındaysanız fazlasıyla bağışlayıcı davranıyorum. Başka zaman olsa size intihar süsü veririm. Oturun lütfen. Merhaba. Milletvekili Bay Jean Jaurès'i görmek istiyorum. Başkomiser Fevri. Bay Jaurès meşgul. Baş makalesini yeniden yazmaya çalışıyor. Zamanı bol. Bu sayısı yayınlanmayacak. Bu düzenbazlar Fransa'nın yüz karaları. Adlarını neden yayınlamayayım anlamadım. Sizin bir pasifist olduğunuzu sanıyordum. Ben duyduğunuz gibi biri değilim. Adınızın bu anarşistlerle ilişkilendirilmesinin politik kariyerinize zarar vereceğini düşünüyorum. Ya riski göze alırsam? Buna değer gibi görünüyor. Yalnız sakin mücadelenize devam edebilirsiniz. İntihara kalkışmayın. Milletvekili Jean Jaurès ve Bay Fevri'nin en iyi dilekleriyle. Alice Harikalar Diyarında mı? Sayfa 54. Anahtar cümlenin altı çizili. Teşekkür ederim komiser. Sayenizde polis teşkilatı artık işini yapabilir. Biraz temizlik. Skandal yok, mahkeme yok. Her zamanki gibi. Zaman hareket zamanı komiser, isyan değil. Önemli olan üçlü ittifakın ayakta kalması. Hepsi bu kadar. Nasılsın? Çok iyi. Bir şeye ihtiyacın var mı Konstans? Kağıt, mürekkep ve iyi bir kalem. Tecrite son. Gizlice yargılanacaksın. Mahkumiyet ve infaz biliyorum. Ama önce beni dinlemeleri gerek. Kimse dinlemez. Hiçbir gazete adını basmayacaktır. Tıpkı Jaurès gibi seni de susturmak istiyorlar. Sayende. Neden buradasın? Seni görmek için. Konuşmak için. Bu sabah bir cenazedeydim. Kocanınki gibi büyük bir tören değildi. Mütevazı bir polisin cenazesi. Bir göçmenin. Geride bir eş ve onu hiç tanımayacak bir çocuk bıraktı. Bunu neden anlattığımı bilmiyorum. Seni buradan çıkaracağım. Seni sorgulama için merkeze götüreceğime dair elimde sahte bir yazılı emir var. Ama elçiliğe gideceğiz. Orada güvende olursun. Ne de olsa Rus toprağı sayılır. Beni ikinci kez kurtarmak istiyorsun. Hayır, teşekkür ederim. Burada kalacağım. Bahçede ne yaptıklarını biliyor musun? Giyotin sehpası yerleştiriyorlar. Böyle mi ölmek istiyorsun? Yalanlarla dolu bir hayattan iyidir. Yardım etmek mi istiyorsun? Git ve Jaurès'i gör. Ona yardım et. Bunu yapamam. Yapmıyorsun.
Yararı yok Valentin. Neden? Dünyayı değiştirmek mi istiyorsun? İmkansız olduğunu görmüyor musun? Seni idam edecekler. Giyotine yatırıp kafanı kesecekler. Anlamıyor musun? Şu mütevazı polis. Ayşe'yim. Ben öldürdüm. Makası. Makası hiç düşünmeden sırtına ben sapladım. Piotr sadece sonunu getirdi. Gördün işte. Yardım etmek istediğim masum kadın eli kanlı bir katilmiş. Ve gerekirse yeniden yaparım. Sanırım bu senin içindi. Teşekkür ederim. Gardiyan. Bizim görüşümüz, Konstans Bolkonski'nin hükümeti devirmek için komplodan, iç savaş kışkırtıcılığı için komplodan, özel hesapların tahrif edilmesinden, yeni cinayet planları yapmaktan, suç işlemiş şahıslara birinci elden yardım etmekten ve tasarlanmış cinayete iştirakten yargılanması gerekmektedir. Savunmanız için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kendimi savunmak istemiyorum. Savunulmak da istemiyorum. Sosyal devrimi her anlamda destekliyorum. Eylemlerimin sorumluluğunu kabul ediyorum. Bütün sorumluluğu istisnasız kabul ediyorum. Beni yargılayacak olan sizlerden talebim gerçeklik. Yaşamıma izin verirseniz sizinle mücadeleden vazgeçmem. Hepsi bu kadar. Adalet Yüksek Mahkemesi sizi hakkınızda yöneltilmiş tüm suçlamalarda suçlu bulmuştur. Ancak milliyetiniz ve sosyal konumunuz göz önüne alındığında cezanızın bu vesileyle ertelenmesine karar verildi. Size uygun görülen cezai uygulamaları için Rus yetkililere teslim edileceksiniz. Ne istiyorsun? Kız arkadaşım güzel mi? Selamı var. Aşıklar. İçki zamanı. Burada soğuk şarap var. Bakın acele edin yoksa suya koyacağım. Geliyoruz. Anlaşılan hemen bir tane istiyorum. Marcel lütfen kızların önünde olmaz. Bir gün öğrenmek zorunda kalacaklar değil mi genç adam? Ha? Aa, evet evet tabii ki. Pekala. Kızımla evlenmek mi istiyorsun? Onur duyarım. Seni şeytan. Solen. O fena biri değil.
Ama düşünmem lazım tabii. Annenle konuşmam lazım ama tamam. Teşekkür ederim babacığım. Anlaştınız mı? Sana artık büyük baba diyebileceğiz. Ha, iyi. Konuş bakalım ihtiyar. Unutma ki aynı şey yakında senin de başına gelecek. Bakın kimler geliyor. Bütün ihtişamıyla Mobil Tugay burada. Kaldıralım mı? Nereye gidiyorsun? Valentin iyi misin? Aşil Bianchi. Birinci Mobil Tugay'dan stajyer müfettiş cephede öldürüldü. Cephede ölmek askerler için. Kimin umurunda ki? Aşil'e. Yüzmek isteyen var mı? Evet ben varım. Hadi. Polis şefliğine eski polis şefi Celestin Enyon getirildi. Raymond Kamen, diğer adıyla Beyin Raymond, 21 Nisan 1913'te idam edildi. Parlamento üyesi Jean Jaurès 31 Temmuz 1914'te öldürüldü. Bir hafta sonra Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece Birinci Dünya Savaşı başladı. 1917 Ekim devrimi 12 milyar altın franklık borcu ortadan kaldırmış oldu. Korkunç Ivan'ın bir hayranı kahramanın hayatını 1942'de bir filme çektirdi. Bu hayranın adı Joseph Stalin'di ve film hiç hoşuna gitmedi.